Değerli meslektaşlarım merhaba. Eğitim öğretim hayatında öğrenciyi tanımak, yetenek ve ilgi alanlarını belirleyip ona göre yönlendirmek önemli bir süreçtir. Öğrenciler zihinsel ve fiziksel farklılıklar gösterdikleri gibi yetenek olarak da birbirlerinden farklılıklar gösterirler. Öğrencideki yeteneği belirlemek ve bu yeteneği eğitimle geliştirmek öğrenci için ilk adım olarak sayılmaktadır. Bu nedenle üstün resim yeteneği olan öğrencilerin belirlenmesinde aile ve sınıf öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Hedefimiz sınıf öğretmenlerine resim alanda üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri hakkında bilgi vermektir. Bu bağlamda resim alanda üstün yetenekli öğrencilerin genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Özel yetenekli kişi diğer insanlardan farklı düşünebilme, davranabilme özelliğine sahiptir. Resimlerinde dikkat çeken ortak özellikler akranlarından üstün performans sergilemeleridir sanat etkinliklerinde uzun bir dikkat süresine sahiplerdir. Gelişmiş hayal güçleri vardır. Çizgileri, figürleri hareketlidir. Bir öğrenci çalışması inceleyecek olursak, çalışmada öğrencilerden suyun hayatımızdaki yeri ve önemi üzerine su temalı bir resim yapmaları istenmiştir. Öğrenci, çalışmasında verilen konu için farklı bir öneride bulunmuş, karşılıklı savaşan iki grubu zigzag çizgiyle birbirinden ayırmış ve ortaya bir kova su yerleştirmiştir. Öğrenciye göre bu resimde ifade etmek istediği şey, gün gelecek bizim için hayati değere sahip bir kova su için savaşmak zorunda kalacağız olmuştur. Görüldüğü gibi öğrenci gelişmiş bir hayal gücüne sahiptir. Bu çalışmayı biçimsel açıdan inceleyecek olursak öğrenci kağıdın tamamını kullanmıştır. Yaşının üstünde bir başarı göstererek oldukça kalabalık ve hareketli bir sahne tasarlamıştır. Savaşan tarafların kimliklerini ortaya koyabilmek için bayrak gibi simgesel sembolleri bilinçli olarak kullanmayı tercih etmiştir. Diğer özelliklere geçecek olursak, Resim yeteneği olan çocukların çizimlerinde küçük yaştan itibaren tamlık ilkesi vardır. Yani insan figürlerini belirgin bir şekilde eksiksiz çizebilirler. Özel yetenekli çocukların çalışmaları özgündür. Şemalara takılmazlar. Çizgileri nettir, kararsız çizgi kullanmazlar. İyi bir gözlemcidirler çalışmalarına gözlemlediği bilgileri aktarırlar. Ayrıntılara dikkat ederler ve resimleri ayrıntılı parçalardan oluşur. Biraz önce gördüğümüz resimden figürlerin birkaçını inceleyecek olursak, figürleri belirli bir şema kullanmadan oldukça özgün bir biçimde çizmiş olduğunu göreceğiz. Çizgileri net ve akıcıdır. Önceden izleyerek gözlemlediği bilgileri resmine aktarmaya çalışmıştır. Her bir figürün kıyafetinde kullandığı, başlıkta ya da aksesuarda bu ayrıntılar mevcuttur. Bu figürdeki pantolon kıvrımları ve sol eldeki kumanda ne kadar ayrıntıya girdiği hakkında bize bilgi vermektedir. Diğer özelliklere geçecek olursak. Özel yetenekli çocuklar farklı kavramlar arasında mantıklı ilişki kurabilirler. Sorunlara yaşıtlarından farklı çözümler üretebilirler. Sanat çalışmalarından çok keyif alırlar. Resim derslerine ilgileri yüksektir. Her fırsatta bir şeyler çizebilirler. Resimlerinde mekan oluşumunu sağlamak için ön, orta, arka planları kullanırlar. Derinlik etkisi oluşturmak için üst üste yerleştirmeler yaparlar. Çizimin bu kısmını inceleyecek olursak dikkat etmemiz gereken şey, öğrencinin birbirini kesen ve üst üste gelen figürler kullandığını ama bunu yaparken de öğrenci çizimlerinde genelde rastladığımız şeffaflık hatasını yapmadığını görmekteyiz. Kurgusunu beyninde tamamen yaptığını, kağıtta da figürlerin birbirlerinin içinden geçmediğini görebiliriz. Diğer özelliklere geçecek olursak, yetenekli çocuklar bütünün parçalardan oluştuğunu görürler. Tasarım yapan ve yapabilme becerileri yüksektir. Tablo, harita, diyagramları kolaylıkla okurlar. Adresleri mükemmel tarif ederler ve kolaylıkla bulurlar. Resimlerinde derinlik, oran ve yerleştirme yani kompozisyon göze çarpar. Kağıdın tamamını kullanırlar. örnek başka bir çalışmaya baktığımızda öğrenci büyük bir kentin görünümünü resmetmek istemiştir. İlk olarak bu kadar büyük bir alanı resmedebilmek için kağıda yerleştirme yaparken planlamalar yaptığını hemen fark ederiz. Resimdeki ön, orta ve arka planları kullanımı aşağıda ve yukarıda olma hissi oldukça başarılı bir şekilde verilmiştir. Çizgisel perspektif kullanılmıştır. Her bir ayrıntı tek tek işlenmiştir. Açık, orta ve koyu leke değerlerinin kullanımı az da olsa gözlemlenmiştir. Birbirlerinden çok farklı örnekler olsa da iki örneklemde çok başarılı çalışmalardır. Kısaca özel yetenekli çocukların resimleri daha belirgin ve ayrıntılıdır. İlk bakışta resmin ne olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Resimleri daha gerçekçidir. Resimde mekansal ilişki vardır. Yani yer çizgisini kullanırlar. Resim alanda üstün yetenekli her çocukta bütün bu yeteneklerin tamamı toplanmış olmasa da birkaçının dahi fark edilir olması o öğrencinin resim yeteneği olduğunu ortaya koyabilmektedir ve bilim-sanat merkezlerine resim alanlarına yönlendirilebilirler. Bilim-sanat merkezine yönlendirilen ve resim yetenek alanında eğitim almaya hak kazanan öğrencilerden bilsemlerin beklentileri üretime katkı sunan yaratıcı bireyler olmasıdır. Bu bağlamda öğrencilerin yaratıcılığa imkan sağlayan, herhangi bir kalıba yönlendirilmeyen, kendi deneyimleriyle öğrenmelerini gerçekleştirebilecekleri ortamlar sağlayan etkinlikler uygulamaktadır. Bilsem ailesi olarak hem yönlendirdiniz hem de yönlendirecek olduğunuz öğrenciler için teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.